Neslihan, tekrar canlı yayındayız. O sırada senin ablan da kaçmıştı bu yanındaki adamın dayısıyla. Onlar neredeler şu anda? Eren Hanım da Efendim? Eren Hanım'ın yeğeni. Ablasının oğlu. Ha, sen onun yeğenisin. Anladım. Onlar neredeler? Onlar şöyle, şu an onlar Türkiye'de. Annemle babamla gayet iyi bir şekilde geçiniyorlar. Hiçbir sıkıntıları yok. Kendi işlerine, güçlerine bakıyorlar şu anda. Anladım. Sen pişman mısın? Abla, hiç pişman değilim. İyi ki de kaçmışım yani. İyi ki de kaçmışım. Çok güzel bir aile kurdum. Çok güzel evlatlarım oldu. Yani hiçbir şekilde zorla tutunma yok, mutsuzluk yok. Ben gayet mutluyum. Ya tabii ki de isterdim annemle babamla yakın olayım, oraya gidelim. Eşimle, çocuklarımla ilgili bir sıkıntı olmasın. Hatta buradan yetkililere bile sesleniyorum yani. Bir şey yapabilirlerse yapsınlar. Ben de kendi ülkeme gideyim, annemle babamla görüşebileyim. Onların ellerini öpelim. Eğitim hayatın ne oldu Neslihan? Eğitim hayatım şöyle bir şey. Buraya geldikten sonra artık okuyamadım. Ama yeniden okumayı düşünmüştüm. Ama bu sefer de hamileydim yani. O yüzden de olmadı. Peki Neslihan'cığım bak ben sen daha 18'ini bile doldurmadın. Kasım ayında dolduracağım diyorsun. O yüzden sana hiçbir şey söylemiyorum ama yani yanındaki adam Türkiye'ye geliyor çalışmaya, Türkiye ona kapılarını açıyor da komşusunun 13 yaşındaki çocuğunu kaçırıyor, alıyor, götürüyor. 18 yaşında eğitim hayatına darbe vuruyor. 3 tane de çocuk doğurtturuyor. Türk yetkilileri ne yapsın senin o yanındaki adama? Hoş geldin Ya Müge birisine. Hanım, biliyorum çok, yani çok kafa, çok karışık diyorlar bizim olay. Hiç karışık değil. Ama Hiç inanmıyorlar. karışık değil. Hiç karışık değil. Ya Gelip bir Müge ülkenin, Hanım, hayır hiç karışık değil Neslihan. benim için de. Geliyor burada belki kendi ülkesinde imkanı yok. Diyor ki ben sizin ülkenizde çalışayım da para kazanayım diyor. Ona da kapılarını açmış bu ülke. Gelsin de 13 yaşındaki çocuğunu okul kapısının önünden kaçırsın diye mi açmış ona bu ülke kapılarını? Ne yapsın bu ülke şimdi senin yanındaki o adama? Yani kocan bile diyemiyorum çok açık söyleyeyim. Çünkü 13 yaşında bir pedofili senin yanındaki kocan. 13 yaşındaki bir çocuğu alıp ülkeden kaçırdığı için. O beni kaçırmadı. Ben diyorum size, ben kendim. Kaçırmadı değil. Öyle sana okul kapılarından el sallayamazdı. Ama bizim aramızda bir şeyler vardı, o yüzden yani istiyorum. Sen çocuksun. Sen kandırılmaya müsaitsin. Benim sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ama o yanındaki adam komşusunun 13 yaşındaki kızını alıp götüremezdi. Yani ne yapsın? Yetkililere Ya sesleneceğiz de ne yapacağız? komşu bir komşu. Eline sağlık mı desin yetkililer ona? İnşallah, inşallah yanılır da bir gün bu ülkeye girmeye kalkışır. Alırlar en az 18 yıl yatar hapiste. İnşallah yanılır Ya o. Müge, İnşallah neydi onun adı? Rana mıydı? Rana inşallah yanılır bir daha gelirsin bu ülkeye. İnşallah şaşırırsın. Yine kaçak yollardan gelirsin. Bugün sizin YouTube'dan videolarınızı bulan izleyicilerimiz yine seni tespit ederler. Kimliğini değiştirsen de. Çünkü eminim ki sen Neslihan'ı oradan götürmek için de kim bilir kimin kimliğinle o kızcağızı aldın, o çocuğu aldın, götürdün Pakistan'a. İnşallah yanılır gelirsin buraya. İnşallah cezaevinden de çıkamazsın. Ona Neslihan'a konuşayım. Urduca konuş konuş diye gözlerini patlata patlata konuşuyorsun ya sen Türkçe öğrendin mi? Öğrenmişsindir sen de. Ya öğrendi Türkçe ama yani bu şekilde konuşmanız gerçekten çok üzüyor bizi. Ne diyeyim Yani biz canım? zaten mutlu Ne diyeyim olduğumuzu hayatım? Bak sen de niye öyle söylüyorsun? Sen de 3 çocuk annesisin. Sen de 3 çocuk annesisin. Senin yarın bir gün şimdi çocuğunu 13 yaşındaki atıyorum bir Afganistanlı alıp Afganistan'a götürürse ne hissedersin? Ha? ya tabii ki de çok hissederim ama benim çocuğum mutluysa yani yapacak bir şeyim de olmaz. Mutluluk çok izafi bir kavram Neslihan. Hayat çok uzun bir maraton ve sen o maratonun daha o kadar başındasın ki daha böyle o maratona başlamadın bile. Başım çok var. Ne yapalım yani, ayrılalım mı? Rana hapiste gitsin, ben çocuklarla beraber bilmem nereye gideyim. Çocuk ve çocukları alsın. Böyle olsa daha mı iyi yani? Annemle babam zaten Neslihan onlar o 10 yıl yüzden sonra çocuklarla. Neslihan'cığım 10 yıl geçer aradan tamam mı? Senin kocan gene 13 yaşında ilkokul kapılarının önünde birilerine el sallarsa o zaman ne demek istediğimi anlarsın yavrum. Ben sana hiçbir şey söylemiyorum. Sen benim evladım yaşındasın. Sana hiçbir şey söylemiyorum. Ya, sana hiç ne kalbini kırmak isterim ne o ne bu. Sadece o yanındaki
gelip bir ülkenin çocuğunu kaçıran, yasa dışı yollarla alıp başka bir ülkeye götüren adama lafım yani. İnşallah yanılır da gelirsin. Burası, bak, işte hep şunu söylüyorum kızlara, kadınlara. Burası Atatürk Cumhuriyeti. Burası Atatürk ülkesi. Atatürk'ün bize verdiği, biz kadınlara verdiği hakları biz kullanamazsak eğer, kim bize ne yapsın ki? Burada sen okuyabilirdin, eğitim alabilirdin, yine evlenebilirdin onunla. Ama şu an sen lisede olacaktın. Belki üniversiteye hazırlanıyor olacaktın. Ne kaybedecektin ki? Üç çocuğunu 3 sene sonra yapmaya başladığında ne kaybedecektin? Ama elinde ne büyük kazançların olacaktı, değil mi? O sana gözlerini patlata patlata Urduca konuş diyemeyecekti o zaman kızım. Diyemeyecekti. Sen o görüntüde izledin mi halinizi? Diyorum, o biraz yanlış anlaşılmış. Biz aramızda şakalaşıyorduk. Biz zaten YouTube kanalımızı neden açtık ki? Peki iki gün sonra seni bırakırsa ne olacak? Sen o çocukları alıp Türkiye'ye, çocuklarını alıp Türkiye'ye getirme hakkına sahip misin? Nikahın bile ben yok. Bilmiyorum ben. Yani benim bu konularla şeyim yok, bilgim yok konularla. Hiçbir bilgin yok. Ama iki gün, tamam, iki gün sonra kocan üzerine 13 yaşında bir başka kuma getirirse ne yapacaksın? Ne yapacaksın, bana söyler öyle misin? Öyle bir şey olmaz. İçim çok rahat Müge abla. Yani anladım. Öyle bir şey olmaz. O beni seviyor, ben onu seviyorum. Bizim aramızdaki bütün sevgi gerçek. Evet. İşte 17 yaşındayken öyle düşünülüyor be yavrum. 17 yaşında böyle düşünmekte o kadar haklısın ki. Böyle diyorsun ki bak, sen orada herhangi bir kanuni hakka sahip misin değil misin? Onun bile farkında değilsin değil mi? Mesela çocukların üzerindeki yasal hakkın ne senin orada? Farkında mısın, biliyor musun? Ne mesela, siz söyleyin. Ya ben mesela şimdi Pakistan'ın kurallarını bilmiyorum. Mesela İran'da çocuk babanın. Pakistan'da nedir bilmiyorum. Nikahınız bile yok anladığım kadarıyla. İki gün sonra seni kapının önüne koyarsa. Ne yapacaksın en başından beri İslam'ı tıkılmıştır. Zaten önemli olan da dini nikahtır İslam içinde. Resmi nikahımızı da daha sonra yapmayı düşündük. Yani zaten yaşım el vermiyor. Ben sana bugün soruyorum, bugün. Neslihan, bugün soruyorum sana. Bugün seni kapının önüne koyarsa bu adam, çocuklarını alıp Türkiye'ye getirme hakkına sahip misin? Müge abla, öyle bir şey olmayacağı için bunu da düşünmüyorum yani. Anlıyorum. Ben seni... Ben eşime güveniyorum. Bizim burada 6. yılımız olacak. Bizim asla böyle hayatımızda hiç şey olmadı. Aramızda hiçbir şey olmadı. Benim çocuklarıma güzel bir şekilde babalık yapıyor. Bana güzel bir şekilde davranıyor. Beni seviyor, saygı gösteriyor. Benim için önemli olan bu. Ben geçmişi düşünmüyorum artık. Geleceği düşünmüyorum. İşte senin yaşındaki biriyle benim yaşımdaki biri arasındaki fark ne biliyor musun? Sen şu an herkese güveniyorsun. Ben size hiç kimseye güvenmiyorum, kendimden başka. Sadece kendime güveniyorum. Ya siz sonunda program çekiyorsunuz. Bilmem orada ne gibi şeyler duyuyorsunuz. Bu bir de psikolojiyle alakalı bir şey geldi. Psikolojiyle alakalı bir şey değil. Cahilin gözü pektirle alakalı. Cahil sen, gözün pek oluyor. Ama dediğim gibi ben yine altını çizerek söylüyorum. Sana hiçbir şey söylemiyorum. Ama inşallah o yanındaki adam o kadar böyle kaçak göçek yaşamaya alışmış. Sen de beni anlıyorsun orada. Öyle patlata patlata gözlerini konuşmuşsun bizim çocuğumuzla. Ne kadar ayıp bir şey ya. Sen Pakistan'dan gel Türkiye'ye buraya. Gel bizim çocuğumuzu al götür kaçır. İnşallah yanılır da gelirsin Rana. İnşallah yanılır da gelirsin. Gerçekten yanılır gelirsin Türkiye'ye de bir daha. Bizzat bu işi yaparım yapmam. Bizzat senin tutuklanıp cezaevine atılman için elimden gelen her şeyi yaparım. Şu 13 yaşındaki çocuğun hayatını ziyan ettin ya, gerçekten bir de YouTube kanalı açıyorsun utanmadan. Bir de en azından o çocuğu aldın götürdün, o çocuğa kibar davran. Tamam, o çocuğa kibar davran, o yanındaki çocuğa kibar davran. Sana sadece o kadar söylüyorum. O şu an anlamıyor senin ona nasıl davrandığını ama biz hepimiz anlıyoruz o videoları izlediğimiz zaman. İşte her şey videodan ibaretli değil mi sonuçta yani? Gerçek hayat diye bir şey var. Kimse bilmiyor. O küçücük videoda zaten gerçek. İşte o videolar hep onlar sanal. Onlar böyle sanal gerçeklik. Onlar böyle insanların en güzel anlarını paylaştıkları sandıkları anlar ama oradaki bir söz, bir bakış o kadar önemli ki. Ben tabii ki sen mutlu ol isterim. Ama yazık yani sana verilen
burada kadına verilen hakları bırakıp da gidip orada kimliğin de senin kimliğin değil. Kim bilir kimin kimliğine gittin. Ne hakkın olduğundan haberin yok. Hiçbir şeyden haberin yok. Vallahi bilmiyorum. İşte izleyenlere de ders olsun. O şimdi çok güzel anlatıyor bunu. Ha ben kötü olmasını ister miyim? İstemem. Ama Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belli. Ne yazık ki öyle. O şu an bunu anlamaz. Bana da kızar. Ama aradan geçer 5 sene sonra. O zaman görüşürüz. Keşke i̇şte öyle olmasa. Bak keşke. Dilemem. İşten geçmiş olur. Dilemem. Ama sen her şeyi bırak. Kaç git. Sema Hanım da telefon attığımızda Neslihan'ın annesi. Sema Hanım. Efendim. Hayatım niye çocuğunu almak için uğraşmadın oradan? Ya da uğraşıyor musun hala bilmiyorum. Bakın Gülen Hanım. Şöyle söyleyeyim. Zamanca her şey olmuş bitmiş. Biz çok uğraştık. Çocuğumuzun peşine çok düştük. Ama hiçbir yerden bir haber gelmedi. Bir şey olmadı. Sonradan benim kızlarım zaten bize haber verdi. İyi olduklarını gösterdiler bana. Söylediler. Şu an yani bir şey diyemiyorum. Anne diyor yaşım dolunca diyor geleceğim diyor. Şu anda yani mutlu çoluk çocuğu var. Ben de bir şey yapamam ki. Çok şey yapabilirsin aslında Sema. Çünkü zararın neresinden dönersen kârdır. Çok şey yapabilirsin. Zararın neresinden dönersen kârdır. Benim yavrumdan haber yoktu. O zaman keşke o zaman tutup getirseydiler. Evet ama ben mesela bilmiyordum Paki, siz demek ki görüşüyordunuz. Sen bana gelmedin ki benim 13 yaşında. Sen biliyor muydun benim 13 yaşındaki çocuğum Pakistan'da desen? Biz 13 yaşındaki çocuğu gittik İran'dan, bizim kameraman arkadaşımız, muhabir arkadaşımız cezaevlerine girdi de aldık getirdik. Benim haberim yoktu ki, senin haberin varsa niye gelmedi? O zaman biz zaten bunları savcılık tarafına 5 yıl geçti şu an. Herkesin haberi vardı, konuştuğumuzdan, görüştüğümüzden. O zaman keşke o zaman olsaydı. Şu an çoluk çocuğu olmuş, ben bir şey yapamam ki. Ah be hayatım, işte çoluk çocuğu olmuş, daha bundan sonra da olur. Ama bak şu anda kızın senin orada başına bir şey gelirse hakkı var mı, hukuku var mı ondan bile habersiz. Anlatabiliyor muyum? Alo. Yani yarın bir gün senin kızın kapının önüne eğer konulursa ne çocuk görecek, ne sen torun göreceksin, ne bir hakkı var. Ya hiçbir şey yok. Dımdızlak kalacak ortada. O zaman anlayacaksınız işte zararın neresinden dönerse kârdır dediğimi. O 3 çocuğun annesi dahi gözükmüyor büyük olasılıkla. Evet ne muhtemel ki öyle. O 3 çocuğun sahibi bambaşka birisi, bambaşka birilerinin adına kayıtlıdır. Neslihan'cığım ben seni yine de sağ salim bulduğumuz için çok mutluyum. Dilerim her şey gönlünce olsun. Ne kadar inanmasam da dilerim. Ama bir gün gelmek istersen de her zaman sana kapılarımızın açık olduğunu ve sana yardım edeceğimizi de bil. Sen çünkü bizim evladımızsın. Bizim milletimizin evladısın. Hepimizin İyi çocuğusun. Bir durumum olmadığı için Allah'a İnşallah. İnşallah. Evimde rahat için. Yani ben İnşallah öyle olur. Neslihan inşallah öyle olur. Bak inşallah diyorum. Öyle olmayacağını biliyorum. Ama inşallah öyle olur temennimi iletiyorum sana. Çok teşekkür ediyorum yayına bağlandığın için. O yanındaki adama hiç teşekkür etmiyorum. Sana da kaba davranmasın. Allah da onu bildiği gibi yapsın. Teşekkür ediyorum. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.